Evet. Tabii yani bir büyük takım teknik adamı iddialı konuşur. Dolayısıyla bunda bir sıkıntı yok. Ama tabii söylemlerle eylemler de örtüşmeli diye düşünüyor ve pası sana bırakıyor. Şimdi ben onun bir şey duymamıştım daha önce. Biz kendi bestelerimizi kendimiz yapacağız diye böyle bir ifade kullanmış. İlk defa duyuyorum. Daha önce de esasında bunu duysaydım şeyler söylerdim onunla ilgili. Malzeme çıkardı diyorsun. Evet Ersun Hoca gerçekten... E Güzel besteler yaptın Fenerbahçe ile ilgili. İşte ne pilav üstü kuru, nasıl attı onya kuru falan diye Galatasaray taraftarı çok güzel besteler yapıyor. Hakikaten kendi besteni kendin yaptın. Bu besteler de Galatasaray taraftarlı dostlarımızın yaptığı bestelerin hepsinin içinde de esasında müsebbibi de sensin. Bir kere öncelikle Galatasaray, bütün Galatasaray taraftarlı dostlarımızı kutluyoruz. O başka bir şey. Yani biz burada eyvallah. Birimize bir şeyler söyleriz, konuşuruz, ederiz. Bir rekabet vardır ama sonuç itibariyle yeninin hakkıyla yeninin de elini sıkmak lazım. Şimdi sabahtan beri bazı Fenerbahçe'li taraftarlar Tabii şimdi bu 21 yıl sonra bu geleneğin bozulması esasında taraftarın moralini bozdu. Açıkçası benim de moralim bozdu. Onu da söyleyeyim. Hiç beklemediğim bir mağlubiyetti çünkü bu. Hakem üzerinden bazı yorumlar da açıkçası gördüm. Ay Fenerbahçe dostlarımıza buradan söylüyorum. Arkadaşlar hakem üzerinden rica ediyorum kimse yorum yapmasın. Bu işin hakemlik hakemlik falan bir işi yok. O taraflara kimse bak gittin saçma sapan bak saçma sapan açıklamalar yaptın, saçma sapan kavgalar çıkarttın, saçma sapan cepheler açıldı, saçma sapan sözler söylendi. Bütün bunlar söylenirken. Yani sanal sorunlarla uğraşırken gerçek sorunlar göremedin. kaçırıldı. Biz burada, ben burada gerçek sorunları sürekli söylemeye çalıştım, anlatmaya çalıştım. Fakat sakalımız da var bizi dinleyen olmadı ne yazık ki. Şimdi dün öğlen saatleri saat böyle 14-14.30 falan gibi. Ee, Fenerbahçe birisiyle konuştum. Ee, Fenerbahçe'nin kadrosuyla ilgili ne olur ne biter falan diye konuşuyoruz. Şimdi bana arkadan sarma, sarma, e, saymaya başladı kadroyu. Altay e, ekliyoruz zaten Altay. Tolga'yı ilk sen verdin zaten. Evet. Sabek İsla Cahison dedi. Hay Allah cezasını vermesin hocam dedim. Yani yine mi Cahison'u oda oynatıyor filan Ne böyle tansiyonu filan düştü benim tabi yani. Cahil yine orada oynattığını duydum. Evet da. dün öğlen düşmüştü senin tansiyon. Neyse <laughs> çıkmamış iyi ki. Abi şeye e, Serdar Aziz, Hasan Ali zaten Hasan Ali'yi bekliyorduk dönüşünü falan. Bak dedim burada doğruyu yapmış en azından yine e, şey, öne doğru geliyor. <laughs> Ozan dedi, Tolgay dedi falan. Ha dedim Ozan Tolga Tolgacıya zaten dedim benim de beklediğim ordu Yok yok dedi Tolga Aslan dedi. Ne diyorsun sen ya dedim. Ben direkt abi zaten e, <laughs> ambulans geldi beni hastaneye abi. Ya şimdi Yayında arkadaş. Şimdi yani. arkadaş bak. Akıl var mantık var. Bir teknik direktörü desen ki. Kardeş biz bu hafta 21 yıllık geleneği bozacağız. Galatasaray gelip burada Fenerbahçe'yi yenmesi lazım. Ona göre bir kadro çıkart dese. Tamam mı Ersun Hoca? İnan bu kadro çıkardı. Sezon başından beri sadece 30 dakika Süper Lig maçında oynamış. Türkiye Kupası maçlarında da zaman zaman görev verilmiş ve görev yaptığı maçların çoğunda maçın en kötüsü olmuş genç futbolcuların oynamasına rağmen. Bir Tolga Yaslan'ın ne yapıp da dün bu kadar önemli bir karşılaşmada e, orta sahada görev aldığını bana Allah aşkına bir şekilde anlat hocam. Bana de ki, ya bu adam öyle bir antrenman yaptı ki bu hafta. Tamam, oynamamış olabilir, 30 dakika oynamış olabilir sadece ligde. Türkiye Kupası'nda da öyle çok kötü oynamış olabilir ama bu hafta öyle bir antrenman yaptı ki uçtu falan böyle. Samanların üzerinde Süperman gibi uçuyordu falan. Onun için oynattığım falan de. Çünkü başka mantıklı bir açıklaması yok. Yok. Ersun Hoca sen bu 21 yıllık geleneğin bu Kadıköy'de yenilmezlik serisini bitirdin ve bu kara leke hayatın boyunca senin üzerinde kalacaktır. Ben futbolcuları suçlamıyorum kardeşim. Futbolculara söyleyecek bir şey bulamıyorum. Bu kara leke ömrüm boyunca senin bu alnından asla silinmeyecek. Senin eserin çünkü bu. Futbolcularla ilgili yaptıkları hataları, şunları bunları falan. Önce sen doğru kadroyu çıkart abi sahaya. Önce doğru kadroyu sahaya çıkart. En doğru Şimdi bu. eksiklerim var. Var değil mi eksiklerin? Gustavo yok. Galatasaray'da Lemine yok. Rodriguez yok. Değil mi? Evet. Emre yok. Emre Akbaba'yı oynatmadı hoca. Emre'nin ağrıları falan varmış ama esasında hani biraz zorlasa biraz yani bir Emre'yi de taktiksel anlamda Emre'yi de, de koyabilir. da yap. Şimdi bak. Fatih Hoca'yı da burada tebrik ediyorum. Aa. Vallahi. Niyet Şaşırdım. Ya, vallahi iyi, helal iyi, olsun. Kötü Bak, bak. Gözde söylüyor şimdi adam. Ne başarılı. Ne ya, biz abi doğruya doğru. Ha? Yeni bir şey, şey, sayfa açtı. Evet emre. çok güzel. Hoşuma <laughs> gitti. Şimdi bak. Senin karşına böyle bir takım çıkartmış. Lemina'nın yerine. Herkes ne dedi? Kadroyu gördü. Allah'a yumuşak oldu çok ortası. Rıza attı. İşte seri. Ha Rıza attı. Aminu mu attı? Başakşehir kaçırdı. Rıza Bir dakika ya. sonra Rıza attı. Evet. Çok önemli bir fırsatı kaçırdı bir, Başakşehir. Umar Aminu yanlış görmediysen 1-1 yaptı. Temiz bir gole benziyor herhalde. Var, vara gitmeye gerek yok. Kayseri'nin bir hatası var galiba orada ama kaydını... Marameno zaten büyük maçlarda çok gol kaçırıyor. Beş yaş başında da öyle çok kaçırdı. Evet. Ama hep pozisyona giren oyuncu sonunda aldı. Evet. Evet. 1-1 bir bir oldu Rize'de. Çaykur Medipol, Rize Medipol-Başakşehir maçı. Bir Rize'nin penaltısını vermedi bu evet. arada. Kritik bir maç. 60. dakika daha da 3'te 2'lik bölümü geride e, karşılaşmanın... Kaysara büyük, büyük bir hata büyük, yapıyor. Bir pas sonradan yapıyorum. yaptığı da kırmızı kart görmesine neden olurdu. Kırmızı evet. kart, penaltı yapamadığı daha iyi olmuş. O ile yapmış evet. o müdahaleyi ama takımı adına daha iyi olmuş yetişememesi. Aynen öyle. Evet Emre. Şimdi e, sen senin de önemli oyuncuların yok. Rakibinin de önemli oyuncuları yok. Hatta rakibinin o deplasmanda olmasına rağmen inanılmaz da bir e, risk almış. Şimdi Adem öyle böyle leblebi gibi gol atıyor abi adam. Şimdi orada Adem'in yerine Falcao'yu tercih etmek gerçekten bir teknik direktörlük başarız. başarısı. Çok büyük cesaret işte hoca. Tamam Hocam mı? Hoca İki, Emrah Baba'nın yok. Oynatmıyorsun Emrah Babayı. Orta sağ yumuşak falan gibi görünüyor. Emrah Akbaba dediğin adam altta altının mimarlarından evet, bir tanesi evet. adam. Galatasaray'ın ayağa akmasındaki en önemli etkenlerden bir tanesi Emrah Akbaba. Babacığım, maçı seyrediyorum. Ne dikkat ettim biliyor musun? Falcao'nun penaltı atarken yüz ifadesini gördün mü? Abi adam sanki halı sahada penaltı atıyor. Ha, o kadar Değil bir tecrübe. Yani. yani şimdi o zaman diyorsun ki bak Fatih Hoca bunu için oynatmış diyorsun işte. Fatih Hoca tamam işte gazdır mazdır bu işleri çok iyi bilir şöyledir böyledir. Fakat Ersun Hoca kusura bakma Fatih Hoca'nın yanında çırak oldun be. Berber çırağısın sen ya. Ustanın yanında berber ustasının yanında berber çırağı oldun. Şimdi babacığım maç başladı. Selamlıyorum seyrediyoruz maçı seri alıyor. Baskı yok seri. Herhangi bir baskı yok. Seri alıyor. Atıyor. Ee, ya stoperlerin arasına ya beklen stoperlerin arasına atıyor. Onye kuru koşuyor. Uzun pas. Onye kaçıyor. Evet. Şimdi alıyor gidiyor atamadı. Alıyor gidiyor atamadı. Evrenle beraber seyrediyoruz maçı. Evren dedik ya dedi ulan şunlar kaçar mı filan diyor. Yani o kadar net pozisyonlar ki. Kaçar mı diyor. Dedim baba bir atamaz, iki atamaz, üç atamaz ama atacak Galatasaray. Yani ben bunu görüyorum babacığım. Bunu milyonlarca Fenerbahçe taraftarı görüyor. Bir tek kişi göremiyor. Ersun Yanal. Şimdi gel şeye buna mesela teknik direktör bakar. Ulan 3-4 defa gitti bu adam. Bu adama bir önlem, ya önlem almaz mısın? Yani bir kere senin Bekin zaten çok fazla ileriye çıkıyor. Evet. Bekine de ki çıkma. Hep boş orası. İşe çıkma, ileri çıkmasa bile senin zaten Bekin'in e, Öyle bir atletik durumu yok. Yani şeye yetişemez zaten Onyekuru'ya. Onu hizalı oynaması lazım. Belli bir mesafede tutması lazım Onyekuru'yu. Uçurtma gibi bir adam basıyor basıyor gidiyor yani. Buna abi bunu dakikalarca görmedi. Niye görmedi biliyor musun? Penaltı golü onu atlat, şey yaptı aldattı. Lan dedi attık penaltıyı da bir şey yaparız. Bundan sonra Galatasaray, Galatasaray, zaten geliyor. Galatasaray'ın durup beklediği falan yok ki. Jayson son diyor bağırıyoruz haftalardır. Geçen hafta dedik ki 13 puan Haftalar kaybetti Fenerbahçe. 13 puan kaybetti Fenerbahçe şey diye. Ayyardır. Evet. Burada bağırıyoruz. Penaltı pozisyonu Jalistan'ı gördün mü? Evet. Stoper o kırmızı alan içerisinde bu hamleyi yapar mı? Orta saha oyuncusu. yapar Kayıp mı? Yani. Ya ama şimdi kayıpları. ki. Stoper Arkasında da kademede adam var. Var geliyor yetişiyor zaten. Sen o adamı sen tutup şey yapıp beraber önünü kapatıp perdeleyip onu şeye kadar götüreceksin artık yani. E, ee, çizgisine kadar götürmen gerekiyor. Aynen. Ya şimdi arkadaş bunları sen göremiyorsan senin Fenerbahçe teknik tek direktörünün ne işin var ya? Ne işin var bana onu söyle ya. Paleti almışlar oynatmasın. Jason'a ısrar edersin. Jason bu arada 13'tü. Ne oldu? 3 puanda 16 puan kaybetti Jason yüzünden. E Fenerbahçe. orta bahçe. sahaya koysan onu daha farklı oynayacaksın. Evet. Bu maçta orta saha oynatabilirdin onu. Oynatırdın doğru. yani. Uzaktan kalmış. şutu var. Arama Gustavo'yu aramazdın en azından. Bir yani de oynayan azından. oyuncu. Hani o şeyi de var. Stoper'de oynayamaz. Sağ içinde ilk 11'in oyuncusu. Kaydırırsın onu orta sahaya. Çok da iyi bir orta saha oyuncusu. Adam da bir özelliklerini kaybetti. Çok dedim. iyi bir Abi var. şimdi şimdi geçen sene bir anda geçen sene aklıma geldi. Ulan Fatih Hoca dedi ki 8'de kalıyor.